Peki öte yanda Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi ve Giresun maçından sonra yaptığı konuşmayla aslında galiba istifa ediyor dediğimiz Sergen Yalçın iki haftalık bir uzatmanın ardından görevinden ayrıldı. Malumun ilamı mıydı? Doğru karar mı? Daha 5 ay öncesinin çifte kupalı şampiyon hocası bu kadar çabuk kredisini tüketmeli miydi? Sabır gösterilebilir miydi? Daha farklı bir sonuca ulaşılabilir miydi? Ne düşünüyorsunuz? Efendim bir Sergen çok duygusal davrandı. Yani skora göre hatta davrandı. Giresun'a 4-0 mağlubiyet ona çok sarsmıştı. Ki çıktı basın toplantısında iki tane toplantı yaptı. Bir tane şeyin önünde, duvarın önünde, bir de basın toplantısı odasında. Hem yayıncıya hem basına. Sorulara cevap verirken vesaire vesaire. Yani imanın ötesine geçti. Ben bırakıyorum dedi ya. Bütün o lafları bir araya getirip toplarsan alt alta, ben bırakıyorum. Ama ertesi gün Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüşmeye oturduğunda ilk lafı Sergen Yalçın etti. Ben istifa etmiyorum. Yani sen kovarsan kov. Ahmet Nur Çebi'nin de onu kovmasına imkan ihtimali yoktu. İstifa etse mesele yok ama etmezse. Şimdi ne oldu da o basın toplantılarından buraya geldi Sergen? Gece içinde neler oldu? Açık. Beşiktaş camiasında büyük bir sempatisi var Sergen'in. Tabii. Bu sempatizanlar sosyal medyayı alabildiğine kullandı. Ve Sergen Beşiktaş camiasının arkasında olduğunu görünce o ilk maç arkasında 5 dakika sonraki duygusal heyecanıyla söylediği laflardan vazgeçti. Devam etme kararı aldı. Ama üzerine Kasımpaşa ve Dortmund maçları. Ama arkada özellikle Dortmund'un 5'i gelince bu sefer artık sosyal medyadan da beklediği şey gelmedi bu defa. Tribünlerden de gelmedi ve belki de şey demiş olabilir mi Öncal abi? Ben nasıl olsa bir gün tekrar döneceğim. Kendimi daha fazla yıpratmayayım diye düşünmüş olabilir. Efendim olabilecek en ağır şekilde yıprattı zaten. Yani biz bu programda ben köşe yazardım. Sergen olmuyor, Sergen olmuyor, Sergen olmuyor. Kovulmayı mı bekliyorsun diye cümle kurdum ya. Yapma kendine bunu. Yapma kendine bunu. Geleceği olan bir adamsın sen. Tabii. Ama olmadı. Ve bu arada tabii sosyal medyanın medyaya yansımayan bir de troll yanı var. Tabii. Bana yansıyor ama ben öğreniyorum. Ama gazeteler yazmıyor. Efendim maaşı gider bitmez deplasman başlarından bilmemesi Sergen özel uçakla Kıbrıs'a gitmiş. Ne var Kıbrıs'ta? Kumarhane. Bunun yarattığı algı ne? O maç oynanırken bile Sergen'in aklı Kıbrıs oyuncağı kumar var. Yani Beşiktaş teknik direktörüne bundan daha kötü nasıl bir damga vurabiliriz? Bunu sosyal medya kullanıyor. Evet. En adi, en aşağılık şekilde kullanıyor. O kadar kirli bilgi var ki. Ama öyle. Şimdi bak. Caner geldi dedi ki bana Fatih Terim hastaneye yatırılmış. Hayrola?
Merak ettim. Galatasaray şeyine girdim. Sitesine girdim. Kupkuru bir açıklama. Rahatsızlanmış. Midesinden hastaneye gitmiş. Ben Fatih Terim, ben yakından tanıyorum. Yıllardan beri arkadaşım, dostum. Aile dostu. Şey yaptı. Açtım şeyi. Google'u. Fatih Terim yazdım. İlk çıkan cümle, birinci haber, Fatih Terim vefat etti. Google denen milyarlık müessese tıklanmak için bu başlığı görüp de tıklamayacak insan var mı? Bırak Galatasaray'ı ya. Bu nasıl bir alçaklıktır ya? Sadece yukarıda bak, Fatih Terim yazıyor. Fatih Terim hasta mı, hastanede mi, hastalığı, öyle bir şey yok. Yalnızca Fatih Terim yazmış. Daha ben Terim'i yazarken birinci başlık Fatih Terim vefat etti. İkinci başlık Fatih Terim hastane. Şimdi böyle bir sosyal, alçak sosyal medyayla düşünebiliyor musun? Bunları ben duyuyorum da Fatih Terim duymuyor mu? Yakınları. Adamın hastalığına isimler uyduran, iğrenç şeylerle bulunan haberler. Çok yazık. Ve bu adam o haliyle kalktı gitti Lazio'ya, Roma'ya. 90 dakika takım maçında ayakta durdu. Tabii. Çünkü en ufak bir zaaf işareti gösterse, bu iğrenç haberler, ben okuduğum gibi Galatasaray futbolcu okumuyor mu? Duymuyor mu? Orada en ufak bir zaaf işareti gösterse futbolcu ulan birden o maçtan kopacak, hocayı düşünmeye başlayacak. ...90 dakika Fatih Terim'i kenarda her gösterdi de dimdik duruyordu. Doğru. Basın toplantısında maçtan sonra neşe içinde oturdu. İtalyanca konuştu. Tercümeyi yapan şeye tercüman, İtalyan tercümanına iltifat etti. İtalyanca iltifat etti. Harika bir tercümanımız var dedi. Kelime kelime dedi, tercüme etti, hiçbir şeyi dedi, kaçırmadı. Teşekkür ederim kendisine dedi. Bu adam için atılan başlığa bak. Ya. Yani Google gibi trilyoner bir kurumun şurada gelecek 3 tane tıka ihtiyacım var, utanın, utanın. Peki. Şimdi tabii bunlar pek çok şeyi etkiliyor. Tabii dolayısıyla Sergen Yalçın'ın da kararında... Sergen'i değil, Sergen'i destekleyenleri de etkiliyor. Ya. Neticede Sergen baktı, döndü baktı arkasına, Giresun maçından sonra kimse yok. Başkan da yok. Peki şimdi ne olacak? Bir takım teknik adam isimleri dolaşıyor. Bir ara ilk akla gelen Şenol Güneş oldu. Şenol Güneş'in... Efendim Şenol Güneş'le Aykut Kocaman'ı biz geçen hafta konuştuk. Var. Durmadan millet kakalamaya uğraşıyor. Evet. Menajerler bunlara Şenol'la Aykut'u yazdırıyorlar. Şenol Aykut'un haberi yoktur belki de. Bunun adı zarf atmadır. Benim. Gazetede zarf atmaz gazete. Ayıp. Ayıp. Daniel Farke, bilemiyorum, Dortmund'da altyapının hocasıydı. Sonra U23'ü orada onu çalıştırdı. Norwich'e gitti. Bir Daniel Farke ismi dolaşıyor. Biz isimden öte nasıl bir teknik adam, yerli mi, yabancı mı? Öyle ya, yani Beşiktaş'ı
sürdürülebilir bir başarıya taşıyabilecek nasıl bir teknik adam şimdi, portresi olmalı? Şimdi sevgili Ender'cim, böyle bir formül yok. Böyle bir formül olsaydı Türkiye'ye Gordon Milne diye bir hoca gelmezdi asla. Kendi ülkesinde teknik direktörlük bile yapmamış. Bırak milli takımı, büyük takımı. Teknik direktörlük bile yapmamış. Antrenörlük yapmış. İngiliz liginde antrenörlük yapmış. Yani bizdeki teknik direktöre karşı oradaki menajerin, ki oradaki menajerin bütün transferi yönetmek gibi yetkisi de vardır. Tabii. Yani yönetim de geri plandadır. Kadroda bir tek menajer vardır. Her şeyi onun dediği o. Bu menajerin antrenmanlarında kültür fizik yaptıran adam Gordon Milne. 3 sene üstte şampiyon yaptı. Kimin aklına gelirdi? Kaleparovic kimin aklına gelirdi? Şimdi bunlar bazen tesadüf ama en çok da bir uyum meselesi. Doğru. Formülü olmayan bir uyum meselesi. Gordon Türkiye'den böyle gittikten sonra bir daha bir şey yaptı mı, duyan oldu mu? Yok. Burada uydu. Ama başkalarına, Galatasaray'a bak, Fener'e bak, Beşiktaş'a bak. Kimler geldi ve kovuldular? Bak. Yediköy kasabı. Ya Avrupa şampiyonu hoca ya. İspanya'yı nerelere götürdü? Del Bosque. Bruce Fielding. Tabii. Malcolm Ellison. Hepsinden örnekler veriyor. En büyüğü getiriyorsun, kovuyorsun. Hiç isimsiz biri geliyor, seni senelerce zafer taşıyor. Tabii, tabii. Aragonesler, avukatlar kimler gelmedi? Fatih Terim Galatasaray'a geldiği zaman futbolu bıraktıktan sonra antrenör olmaya karar vermiş. 3 gün, 5 gün ikincilik takımlarından Ankara Gücü o zaman Göztepe'de birkaç ay çalışmış. Öyle Galatasaray'a gelmiş. Gerisi o. Defterinde yazan o. 3 gün Ankara Gücü, 5 gün Göztepe hocalığı. 5 sene üstte Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Ve UEFA Kupası yaptı. Getirdi Türkiye'ye. Bir daha da gelmedi o kupa. Şimdi onun için antrenörlük tabii araştıracaksın çünkü bir camiayı da bir de ama araştırmak için de en kötü mevsim. Yeah. Bütün iyi hocalar ilk başında. Mecburen iş bulamayanlar da seçeceksin. Yani akla gelen şeyler ne? Bir, iyi bir ismi olacak. İki, sezonun ortasında geliyor, Türkiye'yi, Türk futbolunu tanıyan birisi olacak. Mümkün olduğu kadar. Gerçi Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası yok ama seneye Avrupa'da oynamak için büyük iddiası var. Yani Trabzon'u at bir kenara, 16 puan geride ama ikincilikten itibaren Avrupa'ya gidecek ilk takımlar arasında yer almayı. 18 puan. 18 puan. Evet. Yani onun için Türk futboluna biraz daha aşina olmasında yarar var. Kolay değil. Derbiye yetiştirmek istiyorlar bu arada Fenerbahçe derbisine. Efendim, derbiye yetişse ne olacak, yetişmese ne olacak? Yani yepyeni bir adam gelmiş derbide mucize mi yaratacak? Doğru.